Bir şey neden böyle bir çiçeğin önünde fotoğraf vermeyi seviyorsunuz? Yani o saksı, yani o bir saksı. Ne diyeyim şimdi yani şimdi bu Allah aşkına yani. Bir şey yollayayım bana da bir yorum yapayım yani. ha dedim abiye geldi. Allah'ım çok şükür ya. Yani sadece bunu söyleyebilirim. <laughs> biraz çok şükür, hele şükür. Bir elinde telefon olmayan bir insan gördüm ya. So shining. Okur. Tamam, süper devam ediyorum. <laughs> bir de insanlara fırça atıyorum yani bir de. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten biz aslında uzun zamandır çekim yapmıyoruz. Hep böyle cepten yiyorduk. Ama gerçekten çok özledim. Sizlerden gelen bir sürü kombinler oldu. Bu arada çizimler oldu. Bütün yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de sizlerden ciddi anlamda talep gördüğümüz kombi videosunu tekrar e, çekmeye karar verdim. Burada hem abiye e, eleştireceğiz, hem günlük kombinlerinize bakacağım. Bakalım gelen neler giydiniz. Bakalım hak getir, inşallah güzel şeyler çıkar. Bu arada nur topu gibi bir sivilce yaptım anlamda. İnşallah biraz göz zevkinizi bozabilir, kusura bakmayın belli oluyorsa. Belki de şu an George fark etmiş de olabilirsiniz. Ama gitmedi, nazar diyelim. Artık yapacak bir şey yok, bu da hayattan bir şey. Devam ediyorum şu an, başlıyorum. Şimdi, ilk Aysun Sidal mı ilk? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman besmeleyle. Başlıyoruz. Aysun Sidal. Aysun Sidal kanatlanmış uçuyorken bize bir fotoğraf yollamış. Aysun Hanım. Sevgili Aysun. Günlük bir kombin giymiş. Bir e, böyle şömiziye derler. Böyle bir şömiziye kumaş derler. Böyle desenli bir gömlek giymiş. Altında kırık beyaz yanılmıyorsam bir etek giymiş. Yani çok üzerine yorumlayacağım, yorum parçalayacağım, kafa parçalayacağım bir şey yok. Baktığım zaman güzel, tatlı. Ben sadece şeyi sevmiyorum galiba. Hani bu artık bantlı ayakkabılardan mı sıkıldım. Hani bunun altında daha böyle bir kapalı bir ayakkabı görmek istiyorum galiba. Biraz da bana bu beyaz renk biraz çiğ kalmış altında. Yani bu beyaz renk yerine etekte böyle daha bir e, beş tonunda bir şey giydi, Sanki daha sıcak olacaktı gibime geliyor. Yani daha bir tatlı olacak gibime geliyor. Ya da başlarına giyebilirdi ya. Hmm. Bluzun içinde mesela lacivert tonları falan var mesela. Lacivert tonunda bir etek buna çok tatlı oluyor. Çok koyu bir lacivert değil de daha böyle bir ton açık. Biliyorsunuz şimdi lacivertin bir sürü tonu var çünkü. Yani öyle bir şekilde sanki daha iyi olurdu gibi bir şey diyorum ve Aysun alı geçiyorum. Sırada Zülal Sayar var. Zülal Sayar. Bir söyleyeceğim. Neden böyle bir çiçeğin önünde bir fotoğraf vermeyi seviyorsunuz? Yani o saksı, yani o bir saksı. Hani bir ağaç olur, anlarım. Yani neden hani bir saksı içerisinde? <laughs> ne bileyim hani bir enteresan geliyor bana bu detaylar. Zülal Hanım'da şöyle bir şey var. Yani elbise, biraz boğmuş elbise Zülal Hanım'ı. Ee, bir de ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Vatka eğer omuzunuz darsa mutlaka vatka kullanın. Ben Züleyman'ın da burada vatka görmek isterdim. O kadar hani başka ilave edeceğim bir şey yok. İyi bir insana benziyor kendisi. Nur yüzlü maşallah. Çok sevgiler gönderiyorum. Geçiyorum. İlk nur çelik. Yalnız şunu da söyleyeyimse gerçekten e, benim çok ciddi bir tesettürlü kitlem var. Hani onun farkındayım hakikaten yani. Yani bu, bu konuda insanlara çok değinmiyor galiba ama gerçekten bu beni aşırı mutlu ediyor. Çünkü Türkiye çok büyük bir mozaik bunu her her defasında söylüyorum. Herkes böyle birlik içerisinde birlik içinde yaşadığı zaman çok daha keyifli, her şey de olduğu gibi yani daha keyifli oluyor. O yüzden aşırı keyif alıyorum. Böyle herkes göndersin yani. İlk Nur. Yani ilk dur ne diyeyim sana bilmiyorum. Ee, i̇lk iyi bir kız. Yani sadece bunu söyleyeyim. <laughs> i̇lk biraz kah model olmuş, kah havuz kenarlarında pozlar vermiş, kah sinema salonu gibi yerlerde karanlık ortamlarda bulunmuş. Ne diyeyim İlk Nur? Yani burada en fazla hangi kombini sevdiğini söyleyeyim. Bu şeyi sevdim, pantolonlu bir şey giyiyorsun böyle beyaz pantolon, böyle üzerine böyle desenli bir gömlek falan onu sevdim ama eşarp çok siyah şey kalmış, sert kalmış yani. Onun yerine keşke pantolon tonunda bir şey giyseydin. Ya da gömleğin içindeki ton var ya, böyle keremit tonu mesela, o tondan bir şey atsaydın falan. Başörtüsü de zor iş ha. Hakikaten kombin etmek çok zor iş yani bence. Ben bu arada başörtüsü ve eşarp koleksiyonu yapacağım. Kesin kararlıyım bu konu. Uygun fiyatları yapacağım. Şeyma Çaçur. Çaçur ne demek? Çaçur çok zor bir soy isim ya, değil mi? Ne demek Çaçur acaba? E Şeyma siz yazın. Şeyma altında nedir Çaçur? Ee, Şeyma'cığım bence gayet e, hoş giyiniyorsun. Bu şeye bakayım bir böyle çok güzel bir trench giymiş. Çok güzel bir böyle pardesü pardesü yani ne trench coatu. Pardesü giymiş çok güzel böyle truva kark olduğunu çok beğendim. Çok güzel bir pardesü Çok hoşuma gitti. Gene ağaçlar altında, kırlarda maşallah hani çok böyle doğa seven bir kitlem var <laughs> hakikaten. Ama bak bu daha güzel. Saksıda, yani saksıda çiçekten bu daha güzel en ağaç altında yani. Gayet güzel. Şeyi de beğendim. Diğerinde de eşarp başörtü tercihini beğendim. O bayağı hoşuma gitti. Eşar Eşarp desem mi daha doğru? Başörtüm daha doğru. Eşarp diyeyim değil mi? Eşarp çok beğendim. Çok hoş bir eşarpmış bence. Gayet güzel valla. Şeyma bu işi... Şeydan Şeyma mıydı ha? Şeyma bu işi biliyor. Geçiyorum. Parisa. Allah Allah. Aa ne tatlı. Şey de mi yollamış? Ya Jasmine. Bu arada ben Alaaddin hastasıyım. Yani en sevdiğim çizgi film Alaaddin'dir diyebilirim ben yani o kadar. Ama bu en son Will Smith'in vardı ya film benim için tamamen bir hayal kırıklığı. Çünkü aşırı çocuksuydu. Yani daha böyle biraz böyle bir tık herkese hitap eden bir şey bekliyorum ama olmadı. Parisa, evet iyi olmuşsun, güzel olmuşsun, lambanı da eline almışsın, hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim, Allah mutlu etsin. Geçiyorum. <laughs> Berfin Büyükgöl. Aa bu ne kadar benim elbiselerime benziyor Berfin'in giydiği elbise. Çok hoş bir elbise giymiş, çok güzel ama şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle mesela böyle abiye bir elbise giydiğiniz zaman illa de mesela bilmiyorum Gucci mi o çanta bilemedim hani hangi marka oldu ama Gucci gibi duruyor sanki. Yani böyle çok marka bağıran bir şey kullanmayın. Yani abiye elbise iyi durmuyor. Bazen mesela ben düğüne gidiyorum. Böyle bu aha bak işte bak. bunun kadar. Aha bak bunun kadar. Bak böyle şenel çanta böyle burada abiye elbise olmaz. Böyle şeyler takmayın. Gerek yok. Abiye abiye giyiyorsa abiye çant benim Minik üzerinde mümkünse hiç logo olmayan bir şey. Yani hiçbir şey olmasın yani üzerinde. Bir yazı olmasın, bir şey olmasın. İnanın bana o daha makbul. Bir de Berfin saçını çok özensiz buldum yani. Hani daha güzel olabilirdi yani saçın. Saçın çok güzel. Ama daha böyle bir hani şuran, şurası açık ki şey. Hani böyle buradan bir toplasa mıydın acaba? Hani öyle bir şey istedim. Böyle bir yüzün açılacaktı sanki öyle olsa. Kırmızı senin rengin. Mutlu olabilirsin. Ferah ol, mutlu ol. Hüsna Kol. Ya ben Hüsna Kol daha önce gördüm. Hüsna Kol daha daha önce bana yolladı ya. Ben Hüsnü Kolu biliyorum. Kesin biliyorum Hüsnü Akol Daha önce de gönderdi. Hatırlamıyorum ki daha önce ne siyah Acaba, acaba önerimi dikkate aldı böyle mi giyindi? Yani birinin yüzünü kapattığı için Hüsnü Erkol bile emin değilim. Birisinde <laughs> karışmış çünkü öyle birininki. Ama otururken gayet güzel. Hüsnü iyi bir kız. Seviyorum onu. Sevgilerimi gönderiyorum. Bay bay. Cansu Uçar. Cansu. Hmm. Cansu çok farklı kombinler yapan bir kız. Nasıl diyorum? Mesela başlıyorum. Yeşil yani ya da bir tanesini mi seçeyim bunlar? Içinde. Bir tanesi en favorimi seçeyim bari hani bu en favorim diyeyim sana ne olabilir ya bilemedim ya Cansu hangisi yani bir kere saçın çok siyah hani bir saçını böyle bir açmak istiyorum rengini yani keşke kuaför olsam bilsem de hani gelsem açsam saç rengini yani ama bilmiyorum bu işi yani anlamıyorum o yüzden bir ton bence açması lazım saçın rengi. onun dışında bu yeşil elbisen bana fazla oryantal geldi. Yani onu beğenmedim. Yani, yani geldi evet. Yani ben fazla oryantar. Onu sevmem. İşlemesi sana çok ağır. Yani şu safari tarzında elbise giyen Cansu'yla yani bu ikisini bir yan yana koyabilir miyiz lütfen? Yani bu safari tarzında elbise giyen Cansu'yla bu yeşil elbise giyen Cansu aynı Cansu'lar değil. Yani bence ikisi farklı insanlar. İkisi farklı karakterler. Kardelen Kara. Kardelen Kara da yabancı gel. Yani bana artık kimse yabancı gelmiyor. artık herkes tanır oldum yani. Kardelen Kara. Allah. Kardelen saçların da yukarıdaki sarmaşı çocuklarla uyum içinde yani maşallah böyle akmış 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 yani. Aynen yok Kardelen gerçekten yani ben ben bu saçı hiç hiç olduramadım. Saçın o nedir Kardelen böyle moda mı kaldı ya buralara kadar lüle, lüle Bak beni dinlersen saçını derhal kısalt. Derhal kısalt. Çok güzel bir kızsın. Lüleler artık out. Direkt out. Ya burada böyle işleme böyle böğründe insanın ağır böyle işleme yani böyle şey. <laughs> böğründe diyorum ama yani gerçekten ağır yani Bana mesela ağırlık yaptı mesela şu anda bu elbiseye bakarken. Hani bana ağırlık yaptılar. Sen giyerken nasıl hissettin bilmiyorum. Belki hafif bir şeydir bilmiyorum yani ama ben böyle bu kadar iş yani işleme çok seviyorum. Doğru kullanayım. Ama burada sevmedim. Mesela onun için fiziğin falan çok güzel. Bilmiyorum ya böyle yorumladım. Kardelen bana kızma lütfen yani. Şeyma Nur okulmuş. Şeymanur, Şeymanur. Şeymanur bence bu konseptin olduğunu öğrenmiş. Evden çıkmadan önce bir iki tane bana fotoğraf çekip atmış veya evde giyinip atmış da olabilir. Yani gayet günlük bir konu. Üzerine yorum yapacağım bir şey yok ya Şeyma Ne diyeyim? Saçını kısa at ben. Niye saçlara bellere kadar? Böyle bele kadar uzun saç modası mı var ya Rapunzel gibi? Niye böyle yani anlamadım. Ben yani gerçekten bir de onu yıkamak, onunla uyumak, onunla gezmek de zor yani. Çok zor bir şey değil mi? Mesela senin saçın kısa. Hatice var mesela burada. Hatice'nin saçları kısa. Gel bir seni görsünler. Gel bir Göster saçını bacım, gel. Gel bacım. Bak şimdi, bak. Saça bak. İdeal boy. Bu iyi bir boy. Ben de kestirdim ben bayağı baya mutluyum bu arada. Top çok şen mutlu, çok şen mutlu gözükmese de yani <laughs> o da iyi bir insan. Ya zamandan inanılmaz tasarruf bir kere. Aynen. Her zaman yani çok bakımlı olmasa bile daha bakımlı görünüyor. Doğru. Uzun saç sürekli bakım istiyor. Aynen. Yani Siz ne yapıyorsunuz o saçlarla? görünüyor. Doğru. Şekillendirmediğin zaman rezalet. Aynen. Dizem, ben şekil yok ama kötü durmuyor. Evet. Aynen. <laughs> Her türlü Aynen. var iyisin tamam. <laughs> Aynen. Aynen. <diyor. gülüyor> <laughs> Hanife Bulur. <laughs> Geçiyorum. Ay Hanife ne tatlı bir gülüş. Hay Allah nasıl nur yüzlü bir kız, ne kadar tatlı bir kız. Bayıldım enerjisine Hanife'nin. Çok tatlı gerçekten, nasıl tatlı bir şey. Ee, bir tek burada Hanife'nin galiba ayakkabılarını sevmedim. Fazla hani şey, yani bence mesela ayakkabı da şeyde kalabilirdi. Mesela koyu tonda kalabilirdi ayakkabı. Yani ille de başörtüsüyle ayakkabı kombin olmak zorunda değil. Ama iyi bir kız Hanife, çok sevgilerimi gönderiyorum. Bahar Kılıç. Aa, Bahar bu işi biliyor sanki ha. Yani bir iki tane şeye geldi Bahar biliyor bu işi. Sadece şu e, kamera rengi paltosunun altında giydiği yani mantosunun altında giydiği botu çok sevmem ama bu tamamen benim şahsi tarzımla alakalı bir şey. Ama iyi bir şey. Ne saçmaladıysam iyi bir şey ne demek yani bazen saçmalıyorum gerçekten olsun o kadar. Afranur Aktaş. Tamam. Peki. <laughs> Afran, yani ben, yani gayet güzel, bir sıkıntı yok. Cool bence her şey gayet gayet dozajında. Sadece böyle bu cep telefona baktım böyle bir poz poz vermiyorum ama poz veriyorum şeklinde şey var ya. Bir kere bana böyle şeyler yani yanlış anlamayın ama çok zorlama geliyor. Mesela nişantaşında bazen böyle görüyorum. Yani yoğun ortasında duruyor, böyle bakıyorum, bakmıyorum. Oradan biri fotoğraf çekiyor, böyle gel böyle bir <laughs> sinirleniyorum bazen böyle yani insanlar hani. Boş geliyor bana böyle şeyler. Hani Afronur öyle yapıyor diye demiyorum. Ama hani bazen böyle ne bileyim ben zaten cool bir kızsın. Hani rahat olabilirsin. Onun dışında şey bana biraz zorlama geldi onu söyleyeyim. Böyle bir tane böyle çok bol bir kazak giymişsin. Onu böyle jeanin içine sokmaya çalışmışsın ama o fazla bol bir kazak. Bir de kazağın lisanıyla jeanin lisanı birbirinden çok farklı. Hani bunun altına daha mesela yırtık pırtık olmayan daha düz bir jean giymelisin bence. Çünkü bu bir detay. Jean'de de bir detay var. Hiç gerek yok yani öyle bir şey düşmene. Bence bu jeani düz basic beyaz bir tişörtle bile giysen olur yani. Bu Seda. daha. bir şey yok ki bu bu nesini yorumlayayım şimdi ya bu i̇şte sana pembe yakışmış. Ne diyeyim şimdi ya şimdi bu Allah aşkına yani. Bir şey yollayayım bana da bir yorum yapayım yani. Ne söyleyeyim yani şimdi? Sana pembe yakışıyor. Bo bo giyebilirsin. Geçiyorum. Selin Yağmur. Aa ben buradayım. Şaka gibi. Selin Yağmur'a benim fotoğrafım var. İyi ki saçlarımı kesmişim ya Kendinle alakalı yaptın ilk yorum bu. Ben ne giymişim? Bu ne hal bende? Ne kadar yorgun gözüküyor. <laughs> <laughs> şu an tamamen kendimle kesinlikle kesinlikle seninle ilgilenmiyorum yani şu anda. Ben ne giymişim bir dakika ben bu jean'i biliyorum. Ha bu jean'i biliyorum. Hangi kabım bu benim ya? Ha, ayakkabı da biliyorum bunu hala giyiyorum yağmur yağdığında çünkü <laughs> siyah bir ayakkabı. Deri hani böyle süet olduğunda asla mesela yağmurda asla süet falan giymem. Bakıyorum çünkü hava durumuna ona göre giyiniyorum yani. Deri oluyor böyle lek olmuyor tabii ki yani doğal olarak. Bu bence gardırop savaşları zamanından biliyor musun? O kadar eski olabilir yani bu. Vay 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 vay. Ama sana Selin de büyümüş zaten. Koskoca kız olmuş. Vay. E Selin çok selamlar vallahi. Çok te çok teşekkürler böyle bir fotoğraf paylaştığın için. Bu isim yaparktı herhalde. Öyle öyle diye tahmin ediyorum. Selin böyle bir tık böyle bir fashionista olmuş yani zaman içerisinde. Özellikle asansörde kombinine bayıldım. Ee, çok cool sneaker'ı, pantolonu, ceketi, her şey çok güzel. Her şey on point yani. Bir tek payetli kombi, e, payetli etekli kombini hiç beğenmedim Selin. Kusura bakma. Ee, çünkü üzerine giydiğin penne güzel değil. Bir de etek çok caf caf yani at bu eteği beni dinlersen çıp çıp hemen çöpe at. Geçiyorum bay bay. Kevser tığlı. E kevser göndermeseydin resimler yani hiçbir şey görmüyorum yani. Ay geçtim. Rojin Oner. Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz çekerken anlamadım yani neden şu hani bir telefon alayım elime neden hani bu? Yani bir yüzünüzü göreyim ya neden bu nedir yani şu ne? Ya bir yüzünüzü göreyim, bir şey göreyim, bir belki belki sana nur yüz diyeceğim, belki sen güzel kızsın diyeceğim. Yorumlamıyorum Allah geçiyorum. Ebra Rukiye Sancar. Çok şükür, hele şükür bir elinde telefon olmayan bir insan gördüm ya. Zaten yemin ederim şu telefonlardan bıktım artık, bıktım. Hakikaten bıktım. Yani Neyse onlar da olmayacak bir şey yok. Çok renkli bir kız. Çok renkli her şey. Yani sweatshirt ne desen var. Her yerde desenler var. Mesela bu oturduğunu hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim yani. Çok aşırı karşı gözüm yoruldu bakarken. Ama değeri güzel. Böyle çok güzel fuşya bir kaban giymiş. Böyle mantomsu bir kaban giymiş. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bence Türkiye'de eskiden bence hani renkle alakalı. Renk kullanmak daha... insanlar renk kullanmakla alakalı daha cesaretsizdi. Hani eskiden. Ama şu an baktığımız zaman insanlar renk kullan. Mesela şu anlara baktığım tabloda çok daha insana e, insanlar cesaretle renk kullanmak anlamında ve de hani güzel de kombinliyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum benle aynı fikirde misiniz? Yani eğer aynı fikirdeyseniz yorum yapın lütfen. E, çünkü sizin de fikirlerinizi merak ediyorum gerçekten. R-S-E r, -S -E. r -E s -E. Allah Allah. Peki. E, R.S. Allah Allah neyse R.S. yani, yani hayattaki şansım bu yani gerçekten adını bilmiyorum yani şu anda. R.S. R.S. iyi bir kız. Çok tatlı. Çok hayat dolu birine bence Bana çok güzel enerji verdi gerçekten. Çok da güzel giyiniyor bence. Çok tatlı giyiniyor yani. So shining. Akur Tamam süper devam ediyorum. E shining Allah yani ne diyeyim yani <laughs> Allah. Allah cezanı verecek yani yüzünü yüzünü mi göster ya bir göreyim yani nedir? Ay gerçekten ben böyle yorum yapamıyorum ya yani. şimdi ya kıyafeti desen yok. Yani yüzünü görmüyorum nasıl hitap edeyim? Vallahi Şahin'in kusura bakma yani. Zülal Öz. Zülal gerçekten hiç poz vermiyor. Hakikaten hiç poz vermekle alakan yok. Yani işte bir tane fotoğraf var beyaz jeanli. Hani tamamen aşağı bakıyorsun esasında o sırada ve hayatla alakalı düşünüyormuş gibisin ama hani hiç. Bence böyle pozlar vermeyin artık ya. Ya bence Instagram'da artık bunlar böyle ne bileyim ben doğa baktığınız şeyler bence daha fazla beğeni alıyor. Veyahut da daha fazla ilgi çekiyor. Hani ben en azından artık konu görmek istiyorum. Böyle poz bol poz, poz şeyler görmek istiyorum. Ya gerçekten habersiz olsa ayrı ama. Ha böyle haberim yokmuş gibi çek falan. Ne bileyim Züller ya. Zül Neydi adı? Züller miydi? Doğru söyleyeyim. yanlış olmasın. Tamam. Ee, ben diğer kombine bakıyorum şu anda. Let's go travel. Okay so let's go travel. Indeed yani definitely. Let's go travel kombini güzel bence. Hoş olmuş beğendim ya ben onu. Geçiyorum. Kişi kanalı. E sen de bu da yüzünü kapatmış yani. Geçiyorum kişi sorry. Sude kan. Yani Sude kan gerçekten yani nasıl nasıl bakayım bunun ne, nedir bu şimdi yani. Jeans spor ayakkabı siyah tişört yani buna ne yorum yapacağım ki yani. E, vallahi Valla benim böyle şeyler vaktimi almayın. Geçiyorum. Leman ordu. Bak sinirlendim şimdi. Gerçekten Abi Benim böyle şeyle vaktimi ama başka insanların vaktini alıyorsunuz şu anda. Geçiyorum. Gülnihal Taş Kadant. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten içim sıkıldı yani. Yani Nihal'ın bir buket çiçek almış eline. <laughs> bana onu yollamış. Hani çiçekle alakalı mı yorum yapayım? Başörtünle alakalı mı yorum, yorum yapayım? Gerçekten bilmiyorum. Yoksa odanın karmaşık renkleriyle alakalı mı yorum yapayım? Gerçekten bilmiyorum yani. Çok sevgiler gönderiyorum ve geçiyorum. Zamina Hamidova. Ha yani aa, bir şey geldi üzerine. Allah bilinler ki eşküller olsa bir şey geldi. Yorum yapabilir. Evet Zamina Hanım. Zamina Hanım nereli acaba? Azerbaycan'dan mı gönderdi? Ulan yani bence yabancı. Bu arada gerçekten yurt dışına aşırı alıyoruz böyle şeyler. Özellikle en fazla İran ve Azerbaycan mı? İran ve Azerbaycan'dan Bakü'ye de bu arada en yakın zamanda gideceğim. Ee, çok özledim gerçekten Azerbaycan'a. Zamina Hanım çok güzel kırmızı bir tulum giymiş. Çok beğendim. Bence daha önce biraz daha kilo oluyormuş ama kilo vermiş. İşte bu giymiş olduğu tulum onu çok zayıf göstermiş. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Saç rengi çok güzel. Saçının da kestirmiş böyle before after gibi göndermiş. Yani çok beğendim. Ee, gayet güzel. Hoş yani. Gülce cömert. Gülce yani göndermeseydin daha iyiydi yani. Bu kadar, öyle bu uzaktan çekiyorsunuz hiçbir şey göremiyorum zaten yani. Geçiyorum. Sena Demirci. Bence Sena Demirci kendi fiziğine göre giyinmeyi çözmüş biliyor musun? Bak çok güzel bir örnek. Sena Demirci hafif basenleri var gördüğüm kadarıyla fotoğraflarda. Beden boyuyla bacak boyu çok güzel orantıda kullanıyor. Gayet gerçekten gayet beğendim. Mesela yüksek belli böyle koyu fuşya bir pantolon giymiş mesela. Altına düz bir ayakkabı Mesela orada topuklu giyseydi o kadar yüksek belli bir pantolona. Bacak boyu aşırı uzun gözü gözükecekti. Beden boyu çok kısa kalacaktı. Orada düz giymesi bacak boyuyla yani onu bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilmiyorum ama hani mesela siyah kombine baktığımız zaman da gayet güzel. Silettolu olan. Gayet güzel. Gerçekten çok güzel biliyor musunuz? Çok zarif yani. Sade başık daha ne olsun işte budur yani. Neydi ismi? Sena Demirci. Tebrik ediyorum. Bravo. Keşke böyle abiye falan gelse ya. Ben böyle abiye seviyorum kombin etmeyi. Heh dedim abiye geldi. Allah'ım çok şükür ya. Zühal Karabulut. Zühal Karabulut. Bu da gecelik gibi bir şey be Zühal ya. Ne böyle bu şimdi? Bayağı gecelik yani bu. Yani. bu böyle bir çuval gibi bir şey duruyor. Hani böyle çuvalın üstüne böyle bir kemer bağlamasında şey kötü değil. Kumaşı falan güzeldi. yani öyle bir bayılamadım. Ne bileyim bayılmadım ya. Geçiyorum. Yaren Yıldız Soy. Heh Biraz ABMC bir şeyler geldi. İnanın çok daha keyifli oluyor böyle yorumlamak. Yaren yıldız soya bakıyorum şu anda. Veya kahve elbise giymiş, siyah yırtmaçlı yanlardan herhalde iki tarafından açık diye düşünüyorum. Aslında güzel bir elbise. Bence yırtmaç boyu biraz fazla açık. Ee, hani bununla yürüyemez, oturamazsın yani gibi geliyor. Biraz fazla açık yani bu. Saçını beğenmedim hiç. Yani bence böyle bir elbise, biraz Yaren'in boyun mesafesi kısa galiba. Aslında boyun mesafesi kısa olan insanlar için Veya iyidir ama bazen o insanları o da kurtarmayabilir. O yüzden saçınızı özellikle koy renk abi elbiseler giydiğinizde boyun mesafeniz eğer kısaysa saçınızı mutlaka toplayın. Yani bu at kuyruğu olabilir, ufak bir topuz olabilir. Ya da saçınızı arkaya atın. Hani en kötü açık bırakmak istiyorsanız asla saçınızı öne getirmeyin. bu da bir, bir püf noktası olsun yani size tavsiye anlamında yani. Evet Beyza tanış. Beyza tanış. Bakayım bakayım. Güzel günlük bir kombin. Tatlı yani yaşına göre. Güzel yani. Geçiyorum. Ezgi Fırat. Aa çok güzel bir kız. Gerçekten çok güzel bir kız yani çok beğendim. Hakikaten çok güzel. Ee, bu kimin tasarım bilmiyorum, kimin hepsi bilmiyorum. Şu an bir nişanlı falan herhalde yani hani öyle bir şey diye tahmin ediyorum. Ee, şifon böyle bir etek e, giymiş. giymiş kloş bir etek giymiş, şifon. Ondan sonra üstte komple işlemeli bir, bir yer. Böyle muhtemelen galiba kolların püsküller var. Yani benim şahsi tarzıma, yani benim tarzıma uyan bir kıyafet değil. Ama kendisi çok güzel taşımış. Yani hani oturuyor gayet şu anda ama tabii hayal edebiliyorum ayakta nasıl durduğunu. Çok da güzel biri. Gayet güzel. Yani sonunda güzel bir şey çıktı. Yani çok çok sıradan şeyler yollamışsınız ya. Aşırı sıradan yani. yani üzerine yorum yapacağım bir şey yok yani. Hani bu sefer yaparsam bu konsept daha böyle bir şık giyinip yollayın yani. Ne öyle jeanle, şortla falan. hani nesini konuşayım düşünsene mesela ben birine yani bir, bir tasarımcıya bir şey gönderiyorum. Hani ben mesela yazdım asla bunu yollamam yani. Hani bir takım elbise giyersin, bir şey giyersin üzerine yorum yapacağım bir şey gönderin bana. Belki değsin yani konuştuğuma. <laughs> bir de insanlara fırça atıyorum yani bir de. Heh Allah'ım şükürler olsun ya Gamze Tekin o Allah razı olsun yani. Ne kadar güzel kız yollamış, giymiş en özel gününde abiyesini. Baksana yani, gayet güzel bir abiye elbise. Saçını gene bege gene. gene şu dalgalar. Allah aşkına kuaförleri artık yaptırtmayın onları. Bu lüleri yapan kuaförlere de gitmeyin. Gitmeyin, gerçekten gitmeyin yani. Ya da söyleyin bunları yapmasınlar. Ya böyle lüle mi kaldı ya? Hangi devirde yaşıyoruz yani? Ben en son bildiğiniz 80'lere bitti onlar yani. Lüle mi kaldı Allah aşkına? Çok güzel bir elbise. <laughs> hemen <laughs> ciddiyete bağlıyorum. <laughs> Kuaförler şeyine birliğinden şey yemeden, linç yemeden. Çok güzel bir kırmızı elbise giymiş. Sevgili Gamze Tekinol. Gayet güzel. Saçındaki lüleler dışında. Lüle, lü, yani lüle, diyorum ne diyeyim şimdi o sarkan şeyler dışında. Gayet güzel. Çok da güzel bir kız. Bilmiyorum çanta olarak nasıl bir tercih yapmış ama mezuniyet diye tahmin ediyorum. Yani mezuniyet gibi geldi bana enerjisi bilmiyorum yani. Gayet sade bir şık. Çok sevdim. Yani bir, bilmiyorum bir aksesuarı var mı ama yani bir, bir küpe yok galiba Kulağında değil mi? Bir şey yok galiba. Kolye mi var? Kolye var. Biraz zoomlayalım. Bakalım bakalım. Aksesuar arıyorum şu an. Bir kolyesi var. Evet. Hmm kolyeyi sevmedim ben orada galiba. Bilmiyorum. Acaba özel bir anlamı mı var o kolyenin? Bilemedim yani. Hani daha böyle şurada olan bir kolye sanki daha güzel olurdu böyle. Hani daha böyle boyunda biten bir şey, minik bir küpe. Yüzük de isterdim açıkçası ben böyle bir kombine. Bileklik olmayabilirdi ama o, o, da olabilirdi bilmiyorum yani. Evet sanırım bu kadar. Ve bugünlük bu kadar. Kıyafetlerinizi, kombinlerinizi yorumladım. ama gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten hani çok daha hani birkaç kişi dışında öyle çok bayıldığım, yorum yapacağım bir şey çıkmadı yani karşıma. O yüzden bir daha bu konsepti tekrarlarsam lütfen rica ediyorum. Daha böyle elle su, daha özel günlerinizi giymiş kombinleri bana gönderin ki hani üzerine yorum yapacağım bir şey çıksın yani. Ya yine de çok teşekkür ederim paylaştığınız için tabii ki. O ayrı. Saçlarla alakalı en çok dikkat ettiğim şey yani şu uzun saçlar arkadaşlar artık yani uzun saç modası kalmadı artık yani hani gerçekten şuralara kadar saçlar falan hatta geçen çok komik Merve Özkaynak bir video çekti yerlere kadar saçlar falan tabi ki o biraz exageration yani biraz şey yani deneysel şekli ama hani gerçekten çok zor bir şey yani öyle bir de şu anda moda da değil o yüzden saçlarınızı bence kesebilirsiniz. Yani Hatice kadar kısa olmayabilir belki öyle tercih etmeyebilirsiniz. Herkese de yakışmaz yani öyle kısa saç ama hani şu boy falan değil mi yani çok güzel bir boydur mesela bu boy gibi mesela ve bence giymiş olduğunuz kıyafetleri de çok şıklaştırıyor gerçekten böyle daha böyle modern kesilmiş saçlar. Onun dışında en çok dikkat ettiğim şey topuzları lüle. Lüle mi karşı iniyor böyle aşağıya yani hani o çok çok demode yani. Onu lütfen hayatınızdan çıkarın ve uzun bir süre hayatınızda lüle geri girmesin lütfen yani rica ediyorum. Özel bir istek bu yani. Onun dışında e, sade olacağım diye çok böyle aksesuarsız kalmayın. Kullanın aksesuar, korkmayın, korkmayın aksesuar kullanmada. Çünkü gerçekten bence aksesuar insanın kişiliğini çok güzel gösteren bir şey yani. Sizin kişiliğinizle alakalı karşınızdaki insanı done veriyor yani. Nasıl bir karaktere sahipsiniz diye yani esasında. That's all yani hani değil mi? Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür teşekkür ederim gerçekten. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ve de yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü sizden gelen hatta abartı istediğiniz, çekmemizi istediğiniz. Çünkü daha önce biliyorsunuz büyük bedenle alakalı video istediğiniz çektik. Kısa boylularla alakalı video istediğiniz çektik. Ee, başka varsa farklı bir vücut tipiyle alakalı bir öneri lütfen bizimle paylaşın. Biz bunu değerlendirelim. Kendinize iyi bakınız. Önümüzde kaldı. Görüşmek üzere. Bye.